Merhaba sevgili Artı TV izleyicileri. Haftanın Hayı Huyu programında bir kez daha birlikteyiz. Bildiği gibi programımızı yayından iki gün önce çekiyoruz. An itibarıyla günlük güneşlik bir ortam var. Ama gece fırtına gelecek. Artık biz buna alıştık. Günlük yaşantımızda ansızın fırtına ortamlarına dönüşebiliyor. Fırtınayla birlikte hortumlar oluşuyor. Küresel ısınma denen şeyin bizdeki tezahürleri şimdilik bunlar. İleride bakalım başka neler göreceğiz. Ama biz gündemimize dönelim. Bu hafta yine stüdyoda sevgili Mihail Vasilyadis'le birlikteyiz. Programı birlikte yapıyoruz Mihail abi ile. Ve fırtınalara alıştık. Fırtınalara alıştık. Ama bu fırtınalar yalnız iklimle falan olmuyor. Olaylar da fırtına yaratıyor. Siyasette fırtına. Ve öyle bir fırtına ki insan gerçekten şaşırıyor. Beklenmedik olaylar, durumlar çıkıyor ortaya. Bu da olabilir miydi diye diyorsun. Meğer olabilirmiş. Neyse. Şimdi onlardan birine dair zaten biraz konuşacağız. Böyle beklenmedik anda ortaya çıkan ve bütün Türkiye'yi sallayan bir fırtınaya dair konuşacağız. Gündemimizdeki başlıklardan birisi bu. Çünkü bu hafta bir anlamda Türkiye'de adliyenin gene çok meşgul olduğu bir hafta oldu. Hafta içerisinde bir yandan Cumhuriyet Yazarları davası diye kamuoyunda bilinen ama aslında artık gerçekte Cumhuriyet Gazetesi ile de ilişkisi kesilmiş olan, kopmuş olan yazarların yargılamaları vardı. Bu yargılamalardan ötürü bir kez daha adalet nöbetleri yaşamımıza girdi. Bir kez daha hukukçular, bunların avukatlar. Bunların tümü gazeteci değil mi? Tümü gazeteci ve tümü de Mihail abi yaptıkları gazetecilik faaliyetinden ötürü yargılanıyorlar. Yazdıkları yazılardan ötürü yargılanıyorlar. Ve Uluslararası Basın Ajansı Türkiye'deki gazeteci tutukluluğunun veya mahkumiyetinin sayısına karşı geçen gün tepkisel bir rapor da açıkladı. Hepsi de hiç lamı cimi yok, öyle terörmüş, şuymuş, buymuş denecek şeyler değil. Düpedüz yaptıkları haberler, yaptıkları yorumlar üzerinden yargılanıyorlar. Bunlara son bir örnek daha eklenmek üzere, o da bizim televizyonumuzun çalışanlarından Derya Okatan dün sabah itibariyle gözaltına alındı. Akabinde serbest bırakıldı. Ama yarın öbür gün ne olur bilmiyoruz. Çünkü bir kez daha zevahire dokunan bir habercilik yapıldı. Habercilikte mevzuya ister istemez onunla başlayacağız şimdi, artık lafı buraya getirdikse. Ankara'da bir gösteri yapmak istiyor. Tay adlı aileler. Tay adlı aileler ifadesinin açılımı ise Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği. Bu insanlar hapishanedeki yakınlarının uğradığı hak mahrumiyetlerine karşı dışarıda onların sesi olmayı benimsemiş aktivistler. Onlardan birisi de gözaltına alınırken polisin bariz tacizine uğradı. Biz konuşurken bu ifadeleri konuşurken hep insanların mağduriyetini gözetiyoruz. O yüzden de bir anlamda teşhircilik olmasın gibi dilimizi çok dikkatli kullanmaya çalışıyoruz ama sevgili Oya Baydar'ın köşe yazısında da belirttiği gibi yapılan tacizin daha anlaşılır olması için parmak atmak ifadesini kullanmak. Ne yazık ki aşağılık bir şekilde ülkemizde erkek zihniyetin, eril zihniyetin çok yaygın başvurduğu bir taciz yöntemidir bu. Ve bir polis bu yöntemi uyguladı. Genç bir kadını, bu görüntüler ekranlara yansıdı. Ve daha vahim olan, bu görüntüler ekranlara yansıdıktan sonra Ankara Emniyetinden yapılan, sonrasında da İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar. Bu açıklamalarda herkesin beklediği
Bu olaydan büyük üzüntü duyduk böyle bir şeye vesile olduğu için. O polis memurunu açığa aldık. Hakkında yasal işlem başlatacağız. Böyle bir açıklama, normalde böyle olması gerekiyorken açıklama şöyle geldi. O gösterdiğiniz zaten bir proje kadındır. Babası da FETÖ'cüdür. KHK ile işinden atılmıştır. Abisi de THKPC üyesi midir ya da ne buna benzer bir örgüt, galiba THKPC dediler, üyesidir. Yani şuna getirdiler, müstahaktır. Bunlara bu hareketler müstahaktır. Nitekim, peki bunun hangi yasaya göre müstahak olduğunu söylediler mi? Hayır, bir yasa yani, gerekmiyor. Hangi yasada eğer kuzeni örgüt üyesi ise onun teyzelerini, halalarını bilmem ne hepsini toplayıp cezalandırabiliriz diye bir madde mi var? Hayır, yok, tam tersine uluslararası bir hukuk ilkesi vardır ki suçlar kişiyi bağlar sadece. O kişinin hısım akrabasını, karısını, kocasını, anasını, babasını, çocuklarını bağlamaz diye bir Can prensip var. Hanımı? Esirdir burada. Resmen esir muamelesi görüyor. Resmen köle edilmiştir, esir edilmiştir. Pasaportuna el konulmuştur. Kadının oğlu, kocası yurt dışında, kendisinin yurt dışına çıkmasına izin verilmiyor. Rehine olarak burada alıkonuyor. Peki, bunun hukuki karşılığı yok abi. İmkanı mı var? Hukuki karşılığı yok bunun. Ama bundan sonra benim bu hukuku, tırnak içindeki hukuku uygulayanlara bir sözüm olamaz. Ne diyeceksin? Ben yaptım, oldu. Evet. Tamam, abdestsiz namaz gibi. Ben yaptım, oldu demiş adam. Evet, Bektaş öyle demiş. Güzel. Peki Brüksel ne diyecek buna? Hiçbir şey demeyecek. Brüksel'in çünkü ölçütleri, normları kendi toplumu için farklı işliyor, Türkiye toplumu için farklı işliyor. Yani Avrupalıların bu konudaki karakteri böyle bir özellik taşıyor. Ama bu konuda bir önerge verilmiş durumda Avrupa Parlamentosu'na ve orada Türkiye ile olan görüşmelerin tamamen kesilmesi önerisi ortaya konuyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nin işte bu mülteciler konusunda yetkili Yunan şeyi var, komiseri var. O buraya geliyor. Ve Türkiye ile aramızın ne kadar iyi olduğu, bu konuda ne kadar anlaşma içinde bulunduğumuz falan ifade ediliyor. Yani hangisi doğru? Çok yönlü, farklı veçeleri olan bir mevzuyla karşı karşıyayız. Bir yandan Türkiye elinde 3 milyonun üzerindeki Suriyeli mülteciyi tutan bir bariyer işlevi gördüğünü söylüyor Avrupa'ya. Kafamı bozarsanız ben bunların Avrupa'ya geçmesine fırsat tanırım diyor. Çünkü o insanların da zaten büyük çoğunluğu bir yolunu bulup Avrupa'ya kapağı atmak derdinde. Neden acaba? Hiç kimse madem burada ki, kalmanın nevesinde değil. Ama burada bir Müslüman ülke, onların istediği şartların bulunduğu bir ülke. Neden burada kalmak istemiyorlar? Abi yani Müslüman, bunun nedeni ya acaba? Ha, şimdi bunun nedenini Almanya'daki Türklere de bir soralım. Güzelim, gül gibi vatanınız var, Erdoğan gibi cumhurbaşkanınız var, asrın lideri, Türkiye dünyanın lider ülkesi olacak, siz niye ısrarla Almanya'da kalıyorsunuz diye Almanya'daki Türklere de aynı soruyu sorabilirsin abi. Değil mi? Onlara diyelim hadi gelin Türkiye'ye, geri gelin. Kimse gelmiyor. Nitekim burada yaşayan Suriyelilerin de hepsinin gayesi Suriyeli veya Iraklı veya Pakistanlı veya Koreli veya Moğolistanlı fark etmez. Hepsinin hevesinde olan şey buradan daha batıya gitmek. Valla gelmiyor dönmüyor bir yana, bir de çekip gidiyorlar. Geçenlerde haberi okudum. Özellikle üniversite çevrelerinde ve cerrahi tıpta o şeyler, üniversite hocaları
şey bulamıyor, asistan bulamıyor. Eskiden onların bir şey usulü var, imtihan, evet, puan alma usulü var. 70'in üstünde alması gerekirken asistan olarak kabul edilmesi için, son zamanlarda bu 45'in altına da düşmüş durumda. Nedeni de bu genç arkadaşlar ve özellikle cerrahi ile ilgili olanlar büyük miktarda tazminat davalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bir de o hasta yakınlarından yedikleri dayak şiddet, canması. Tabii. Bunun önüne geçilmiyor. Bu kişilerin gelirleri kısıtlı olduğu için Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Yahut Türkiye'de kalırlarsa meslek değiştiriyorlar, branş değiştiriyorlar. Böyle giderse yakın zamanda kalp damar cerrahları bulamayacağız. Bundan şikayetçi olanlar pek çok. Bu ne kadar acı bir şey, çünkü Türkiye'de gerçekten de kalp damar cerrahisinde belli bir aşama kaydedildi. Çok. Bu aşama kaydedilme şüphesiz ki bir mucizeyle gerçekleşmedi. Sistematik çalışmayla, bunu önemseyerek, buna değer vererek ve bugün gurur duyabileceğimiz kardiyoloji hastanelerimiz var. Bir insan kalp krizi geçirecekse, eğer şanslıysa Türkiye'de geçirir. Allah, ben bunu herhangi bir Avrupa ülkesine kıyasla bunu söylüyorum. Evet, şansı evet, varsa evet, Türkiye'de geçirir. Evet. Ama şimdi böyle bir aşamaya geldikten sonra bu bahsettiklerin çok düşündürücü ve çok yazık olan bir şey. Yani çok fedakarlıkla çalışıyor bu doktorlar. Ben buna bizzat şahit oldum. Ellerinden geleni artlarına koymuyor insanlar. Ama buna rağmen hani dayak bile yemek, şiddete uğramak, öldürülmek düşünülemeyecek bir şey. Öldürülmek, adam ölüyor. Anlamak, ya annemi niye kurtarmadın deyip adam öldürebiliyorlar yani insanlar. Başka işe söz konusu olunca o zaman Allah biliyordu. Allah'ın emri falan oluyor. Ama bu konularda Allah'ın emri olmuyor. O zaman doktorun önce onun hastasını almaması nedeniyle olmuş ne olmuşsa diye iddia ediliyor ve şiddet kullanılıyor. Abi biz serçe parmağımız ağrırsa isteriz ki dünya dursun da bizim serçe parmağımızla uğraşsın. Evet. Yani yapımız budur. Evet. Anlayışımız budur. Hastaneye gidersin, o acilde. Daha acil bir şey varsa senin geri planda kalman kadar normal bir şey olamaz. Tabii. Ben de bunu tecrübeyle yaşadım. Ben yıllar önceydi, 25 sene önceydi, bir kazayla 3 tane kaburgam birden kırıldı. Hastaneye gittim. Hastanede benim durumumu gördüklerinde bir an için dünya sanki durdu ve bütün hastane benimle uğraştı. Öyle bir intiba edindim. Nitekim birkaç dakika içerisinde o çok şiddetli ağrılarımı dindirebildiler. Kırılan kaburgaların hemen yanına yaptıkları anestezi iğneleriyle o ağrılarımı dindirebildiler. Ondan sonra durumumu takip etmek için 45 dakikada bir röntgen çektiler ki İç kanama var mı, ciğerlerde bir tahribat var mı, bir şey var mı? Bunlar yapılırken birdenbire beni unuttular. O aynı kadro bir başka adamın üstüne üşüştü. Çünkü stadyumda tribünden düşmüş bir adam. Efendim bu adam acil düştü. Durumu çok acil. Tomografisi çekildi. Herkes onunla uğraşıyor. Arkadaşlarım gelmişlerdi bu arada. Kaygılandılar ki beni ihmal ediyorlar diye. Dedim sakin olun. Şu anda benim ağrım yok, acım yok. Acil bir müdahale gerektiren durumum da yok. Beni takip altında tutuyorlar. Bırakın adam ha öldü ha ölecek, onu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama herkes böyle bakmıyor meseleye. Hayır. Ben. Ben. O beni ortaya koyuyorlar. Bizde ya dün bir dizi vardı şeyde. Bir sahneyi gördüm. Ya dedim kardeşime nedir bu falan. Dedi işte kızı seviyor ama dedi. Kız onun için fedakarlık yapacak. Kirasını mı ödedi ne böyle bir şey. Vay efendim sen misin bunu yapan? O kızı seven
erkek nasıl birden köyle hakim erkek fırını geldi? Nasıl olur? Sen benim yerimi nasıl yaparsın bunu? Bunu ben yapacağım. Ben mesulüm. Ben ediyorum. Ben ya. Madem ki çiftsiniz, artık ben diye bir şey yok. Biz olması lazım. Yok kardeşim. Yok abi, öyle bir şey yok. Müziğe gitsek, aldı sazı eline, kendi yazdı, kendi söyledi, kendi çaldı. Hep ben. Avrupalı alıyor bageti eline, karşısında 80-90 kişi, 100 kişi, onları idare ederek şahane bir müzik çıkarıyor. Biz hep ben. Hepimiz solistiz çünkü onun için. Kovboy. Peki biz neyse, bugün gündemimize Cumhuriyet davası yargılamalarıyla başladık. İstinaf Mahkemesi 5 yılın altında ceza talep edilenler için mahkumiyet kararını onayladı. Bu insanlar şimdi cezaevine girecekler. Bir kısmı için daha yüksek ceza isteniyordu. Daha yüksek ceza istendiği için onlar İstinaf Mahkemesi'nin yetki sınırının dışında kalıyorlar. Yargıtay'a gidilecek. Onların davası Yargıtay'da görünecek. Şimdi bunlar için hapis kararı veren İstinaf Mahkemesi'ne karşı Yargıtay ya öbürlerine beraat verirse nasıl bir tuhaflık olacak? Daha büyük cezayla yargılananlar serbest kalıyorken daha düşük cezayla yargılananlar hapiste olacaklar. Bu da bizdeki bir yargı tuhaflığının ifadelerinden birisi. Bu ama teorik olarak olabilir de pratikte hiç tahmin, hiç tahmin etmiyorsun. Yargıtay'ın yani da ne yapacağı belli. O Yargıtay'da kim cüret edip de bunları serbest bırakacak? Ya. Bazen beklemediğimiz şeyler oluyor. Şimdi gene konudan konuya geçiyoruz ama Amasra'daki termik santral ÇED olumlu raporunu Danıştay'ın 14. dairesi iptal etti. Olumlu değildir bu dedi. Bazen beklenmedik kararlar da çıkıyor. Yani yargıdan kamuoyunu sevindiren mesela bu karar, Amasra'daki köylüleri, o termik santrala karşı direniş gösteren köylüleri çok sevindirdi. Bazen böyle kararlar da çıkabiliyor. Fakat yargı meselesinde çok daha vahim olan bir şey Gezi iddianamesi. Sürekli diyorduk ya, iddianamesi bile yok. Osman Kavala 14 aydır, 15 aydır hapiste, 16 aydır hapiste, halen bir iddianame yapılamadı. Şimdi sanal bir iddianame çıktı. Fısıltılanan bir iddianame. Bunu biliyor muydun abi? Resmi bir iddianame yok ortada. Avukatlara iletilmiş, iddianamemiz budur, oturup buna göre savunma yapın diye bir belge yok ortalıkta. Sadece savcılardan biri yandaş bir gazetenin muhabirini yanına çağırmış. Demiş ki biz bunları iddia edeceğiz. Siz şimdi isterseniz bunu haber olarak yapın. O da biz yazdı. İşte kamuoyundan ne tepki gelecek görelim, ona göre hareket edelim. O da yazdı işte ki hükümeti devirmeye teşebbüs, mala zarar vermek, nitelikli yağma. O nasıl bir şey? Nitelikli yağma nasıl oluyor bilmiyorum. 6 Eylül. Nitelikli yağma. Bütün bunlardan ötürü 16 kişiye bilmem kaç defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Bu bilmem 16 kişinin içerisindeki bir kısmı zaten yurt dışında. Burada kalanlar da işte böyle bir suçlamayla karşı karşıya olacaklar. Haber böyle patladı ve bütün yayın organları da iddianame diye bunu sundular. Sonra öğrendik ki işin aslında ortada iddianame yokmuş. Bu sızdırılan bir iddianameye dair bilgiymiş. Bizzat savcılar tarafından yandaş bir basın organına sızdırılan bir bilgiymiş. Dolayısıyla halen Osman Kavala hakkında somut belge niteliği taşıyan, resmiyet taşıyan bir iddianame yok. Ama gündem iki gündür de bununla çalkalanıyor. Çünkü Osman Kavala gibi bir adama Gezi'yi finanse ettin. 2011 yılında bununla ilgili toplantı yaptın. 2013'te de hayata geçirdin. Hükümeti devirmek için demek absürdün absürdü bir şey. Yüz binlerce insan katıldı. 81'in 79'unda Gezi eylemleri oldu Türkiye'de o dönemde. Sadece iki vilayette olmadı. Ve
son derecede spontan gelişen bir hareketti bu. Hatta diyebilirim ki bir provokatif hareketti, bir polis provokasyonuydu. Polisin her bir orantısız şiddetine karşı daha büyük bir tepki geldi. Her bir orantısız şiddetine karşı 2-3 gün içerisinde aşamalı olarak kitleselleşti. Bu polisin tutumuyla, polise emir verenlerin tutumuyla sağlanan bir şey. En başında hatırlarsan Gezi Parkı'nda AVM yapacağız, Topçu Kışlası yapacağız, onun içinde ağaçları keseceğiz derken bir grup çevreci 30-40-50 kişi belki buna karşı bir eylem yapmaya kalktılar orada. Ağaçların bekçisiyiz biz burada kalacağız, kestirmeyeceğiz dediler. Ertesi günü bu adamlara sabahın köründe öyle bir polis baskısı yapıldı ki, öyle bir şiddet uygulandı ki akşamında çok daha büyük bir kalabalık geldi. Ona da şiddet uygulanınca üçüncü günü zaten iş çığırından çıktı. Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı. İnsanlar o köprüyü yürüyerek geçtiler. İstanbul'un tarihi yazılırken fotoğrafları olan, filmleri olan, belgeleri olan korkunç yaşanmışlıklar oldu. Sonra da bir aydan uzun bir süre Taksim Meydanı hakikaten de kuşatılmış bir alan oldu. Kurtarılmış bir alan oldu. Tek bir polis bulunmadı orada. AKM'nin binası o grupların flamalarıyla, afişleriyle, pankartlarıyla donatıldı. Bir şenlik havası. O şenlik havasında her gün ayrı bir renkli cümbüş. Birisi Bulgaristan'dan piyanosunu getirdi minibüsle, kamyonetle. Meydana indirdi, piyano çaldı. Öbürü kırmızılı kadın oldu, bir başka sembol oldu. Bir sabah kalktık ki şehirdeki bazı sokak, merdiven sokaklar renk renk boyanmış, her basamağı ayrı bir renk. Birdenbire tuhaf bir eylem şekli çıktı. Polis şaşkına döndü. Bir hareket. Yani polis şaşkına döndü. Gidip griye boyadılar o renkli şeyleri. Yani ondan sonra yine bıraktılar. Korktular. Sonra duran adam diye bir hareket başladı birdenbire. Adam biri gitti, durdu. Polis şaşırdı. Ne yapabilir buna? Nasıl bir engel olabilir? Çantasını yere koydu. Kendisi de öyle heykel gibi durdu. Bir eylem yapıyordu aslında bu adam. Hiçbir şey yapamadılar. Gidip çantasını bir kontrol ettiler. Açtılar çantasını. Adam tepki vermiyor ama öyle duruyor. Ertesi günü baktık ki şehrin bir sürü yerinde bir sürü duran adam türedi. Böyle spontan gelişen zeka ürünü. Bütün bunları Osman Kavala akıl etti. Bunların hepsini Osman Kavala aşama aşama yapmış. Ben o dönemde Cezayir lokantasının üstündeki o lokalde şeyler yapılıyordu. Bir toplantılar falan vardı. Orada gözümle gördüm. Osman Kavala'nın yaptığı tek şey, ya bunlar orada ne yiyip içiyor, hadi bir şeyler götürelim oldu. Duyunca. Evvelden haberi olduğunu zannetmiyorum adamın. Abi bak, buna bir örnek de ben anlatayım. Ben de aynı sürecin içinde oldum. Genç bir arkadaşım bana dedi ki, abi yarın kahvaltılık bir şeyler gönderebilir misin? Ne göndereyim? Boğaça açma falan gibi şeyler. Olur dedim. Ne kadar göndermem lazım? Abi bir 300 parça bir şey olsa iyi olur. 300 tane boğaça veya 300 tane açma, böyle bir şey. Ayarlarım peki dedim. Bizim semtimizde bir fırın var. Patisseri fırın. Gittim onunla konuştum. Dedim ki yarın sabah 8'de bana 300 tane boğaça hazırlayabilir misiniz? Hazırlarız dediler. Peki dedim, ne yapalım, nereye götürelim? Dedim ki şu Akbank var, Akbank'ın köşesine getirin, biz oradan alırız. Tamam dediler. Ertesi sabah hakikaten söyledim çocuklara ki 8'de Akbank'ın köşesinde olacaklar, oradan alın siz. Almışlar. Akşam üzeri uğradım fırına, dedim ki teşekkür ederim, aldık, borcum ne kadar? Dedi ki neresi için istemiştin sen onları? Gezi için istedim dedim, Gezi'ye gittiler. Para istemez dedi ya, o da bizden olsun. Şimdi bu adam da suç işledi mi? Bu adam da hükümeti devirmek için işlenen suça katıldı mı? Yani biraz cebinden de karşıladı o fırıncı 300 tane boğaça. Bu da benden olsun dedi. Konuşmamızın başında bir örgütten, bir şeyden bahsettin. DHKPC? Yok, hayır. Ya? Tutuklu Tayat, evet, tutuklu aileleriyle onun, yardımlaşma dedi. Onu derdi. Açar mısın o baş harfleri? Tutuklu aileleri ile yardımlaşma derneği. Yani burada
tutuklu ile yardımlaşma yok. Değil mi? Yok. Tutuklu aileleriyle yardımlaşma derneği. Yani ailelerin otomatikman suçlu olduğu mu kabul ediliyor? Mağdur oldukları diyelim. Neden tutuklunun akrabasına ve tutuklu olan aile reisi ise o karısı çocukları aç mı kalmalı? Aç kalmalı. Onlara yardım etmek. Abi bugün hükümetin sevmediği bir adam ölmüş bile olsa ve sen onun annesi veya babası olsan mezarına gidip bir çiçek koyduğun anda suçluyu övmekten soruşturma açıyorlar. O da tuhaf bir şey. Başsağlığına gidersen yaşarken, soruşturma açıyorlar. Bir insan yaşarken kadın olur, erkek olur, doktor olur, straight olur, homoseksüel olur, ne olursa olur, terörist olur, şu olur, bu olur. Öldükten sonra bir kadavradır. Artık o hiçbir şey değil. Ona saygı göstermek, göstermemek senin içindeki terbiyeye bağlı. Ben biliyorum ki özellikle doğuda, Türkiye'de Rum olsun, Yahudi olsun, Türk olsun herkes ölüye saygılıdır. Yani yıllar yılı bunu her zaman görmüştüm. Küçükken okulda annesi babası neyse ölen bir çocuk bizim için değişik olur. Hani bazen küfür edilir de ona küfür edildiği zaman öbür arkadaşlar ya ne yapıyorsun onun annesi öldü. Nasıl küfür ediyorsan annesine diyor. Biz de ürperirdik. Nasıl yani, yaptık bu şeyi. Geliriz. Bu ortadan kayboluyor bu şey. Bu ortadan kayboluyor. Bunun genel adı da kutuplaşma siyaseti abi. Yani Türkiye'de şu anda nüfusun yarısı öbür yarısına düşman hale getirilmek isteniyor. Bundan fayda umuluyor. Şu andaki egemen siyasi taktik bu yönde. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı ve seçim propaganda çalışmalarına başladı. En önemli söylemlerinden ve tehlikeli söylemlerinden biri yerel belediye seçimlerinin bir beka meselesi olduğu yönünde. Şimdi bunun ötesine geçti. Dedi ki bizim Cumhur İttifakımızın karşısında Milli İttifak diye bir millet değil zillet ittifakı var. İllet ittifakı var. Gitgide dozu yükseltti. Dörtlü bir çete var dedi. Dörtlü bir çete falan yok. O ittifakın içerisinde dörtlü derken kastettiği Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi ve Saadet Partisi. Bir kere Halkların Demokratik Partisi'nin hiçbir şekilde bu ittifakta yeri yok. Saadet Partisi'nin de yeri yok. Saadet Partisi tam tersine her beldede kendi adayıyla seçime katıldığını iddia ederek bundan prestij toplamaya çalışıyor. Her vesileyle bunu söylüyor. Ama Cumhurbaşkanı ısrarla dörtlü çete diyerek bunların hepsinin beraber hareket ettiğini söylüyor. Bundan esas murad ettiği şey de diyecek ki HDP bölücü partidir, PKK'nin uzantısıdır, teröristtir. Siz de onlarla kol kola yürüyorsunuz. Bütün istediği bu. Şimdi ben bir HDP'li olarak şunu söyleyeyim. Bir de fiyatları yükselten manav da terörist. Evet, evet. Tabii domates de terörist, patlıcan da terörist, kabzı mal da. Ama ben bir HDP'li olarak şunu söylüyorum. Eğer HDP şu anda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'yi de bir ittifak anlayışına girerse, ittifak yaparsa benim HDP'liliğim biter. Benim midem bu kadar düzeysizliği kaldırmayacak aynen. Çünkü. Bugün kapımı çalan bir hanımla bir bey. Muhalefete ait bir şeyin, bir adayın, belediye başkanı adayının tanıtımını yapmak üzere geldi falan. Dedim, Allah dedim, öyle bir şekil var ki bu seçimlerde, yerel yönetim diye bir şey yok zaten. Çünkü
İstemediğin kişi seçilirse yerine hemen değiştiriyorsun, istediğini koyabiliyorsun. Ama bir de devlet, yani hükümet seçimi yapılıyormuş gibi bir şeylerle, bir kriterlerle bizi oy vermeye yönlendiriyorsunuz, zorluyorsunuz. Siz ana muhalefet partisi olarak ana muhalefetin yapması gereken muhalefeti yapmıyorsunuz. Hükümetin tenkit edilmesi gereken konularda ondan daha ileri giderek biz daha iyisini, daha kötüsünü yaparız dermişçesine yapıyorsunuz. Nerede bir savaş tezkeresi varsa koşarak imza veriyorlar hep beraber. Tabii. Bir de hani tek adamlıktan şikayet ediyorsunuz. Ama bu tek adam anlayışını bu millete empoze eden sizin partiniz. Tek parti olduğu dönemde bir tek adamın her şeyi onun yaptığını, onun becerdiğini şeyler dururdunuz. Demokrasi kurallarını ne zaman şey ettiğinizi, ne zaman kurallara riayet ettiğinizi ben hatırlamıyorum dedim. Dolayısıyla bir muhalefet yoksa benim yapacağım tek şey kalıyor. Bu seçimlere seyirci kalmak. Tabii bu bir cerrahın işine yarayacak. Orası muhakkak. Orası da aklıma gelince büsbütün ya ne yapacağını şaşırıyor insan. Evet. Bir strestir geliyor. Ya evet. Acaba gitsem mi gitmesem mi? Oyumu kullansam mı kullanmasam mı? Olur mu öyle şey? Yerel seçimlere böyle bir atmosferde giriyoruz. Böyle bir atmosferde gidiyoruz. Ve önümüzde herhalde bugün ayın 22'si, bir aydan biraz daha uzun, bir ay bir hafta zaman kaldı. Bu zaman içerisinde ben korkuyorum ki gerilim daha da yükseltilecek. Ve Allah bilir, çünkü kamuoyu anketleri de iktidar için çok rahat nefes alacak veriler vermiyorlar. Durum böyle olunca daha gerilimli şeylere de gebe olabilir önümüzdeki günler. Bunun da kaygısını yaşıyoruz. Şimdi burada bugün için aldığım notlar vardı. Gittikçe artık programımızın son 10 dakikasına geldik. Onlara da değinmek istiyorum. Bunlardan birisi Ermenistan Sağlık Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir toplantısına katılmak üzere geldi. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir daveti değildi ama Türkiye'de gerçekleşen uluslararası bir toplantıdaydı. Ona katılmak üzere geldi. Kendisiyle de görüşme, gazete için bir röportaj yapma imkanım oldu. Kısa bir sohbet gerçekleştirdim. Hem geliş sebebine dair açıklamalarda bulundu. Hem de önünde Ermenistan siyaseti için Sağlık Bakanı olarak ne gibi mevzular olduğundan bahsettik. En önemsediği hususlardan biri sağlık sigortası sisteminin yaygınlaştırılması. Çünkü bu sistem Ermenistan'da henüz daha emekleme aşamasında diyebiliriz. Açık olarak bir şey söyledi. Dedi ki Amerika'yı örnek almayacağımız çok kesin bu konuda. Çünkü orada sağlık sigortası, insanların sağlık güvencesi yok denecek kadar az. Biz ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde toplumun %50'sini sağlık sigortasıyla kuşatmayı amaçlıyoruz. Burada önceliklerimiz hükümetin zaten geçimlerini yüklenmek zorunda olduğu kesim ve çalışanlar olacak. Bunu bir 10 yıllık zaman içerisinde de %95'lik bir orana getirme niyetindeyiz gibi açıklamalarda bulundu. Bir buna değinmek istedim. Sonra bu haftanın takvimine bakarak konuşacak olursak
19 Şubat tarihi dünya Ermenileri için anlamlı bir gün. Çünkü en önemli şairlerimizden birinin, Hovhannes Tumanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümü kutlanıyor. Bu yıl dönümü Rahip Gomidas'la birlikte, onun da 150. yılı, ikisi de 1869 tarihinde doğmuşlardı. UNESCO tarafından da uluslararası takvime işaretlenen günler oldu. 19 Şubat onun doğum günüydü. Hem Yerevan'da hem de Tiflis'te iki anma etkinliği yapıldı. Yerevan'da değil, daha doğrusu Lori bölgesinde, doğum yeri olan Dıseh köyünde Başbakan Paşinyan da hazır bulundu o törende. Bu adamcağız 1869 tarihinde Ermenistan'ın Lori bölgesinde, kuzeye yakın, Türkiye sınırına daha yakın bir yer olan Dıseh köyünde doğmuş. 14 yaşından itibaren de Tiflis'te yaşamış, hayatının sonuna kadar. Çok önemli bir şair, ama şair olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir aktivist, sivil toplum gönüllüsü. Bir yandan kurulan ilk Ermenistan devletinde çok önemli sivil toplum örgütü olarak yardım faaliyetleri, özellikle göçmenlere yardım etmek üzere organize etmiş. Ayrıca edebiyatçı olarak aydınların, entelektüellerin yan yana geleceği birlikler, dernekler kurmuş. O derneklerin çekirdeğini kendi evinde kurduğu çatı katındaki çatı kulübü gibi bir ismi var zaten, Vernadun diye. Evinin çatı katında düzenlediği toplantılarla ilk tohumlarını atmış. Çok önemli bir simaydı Hovhannes Tumanyan. Onun 150. yılı kutlanmaya başladı. Bütün bir yıl boyunca muhtelif etkinlikler olacak. Aynı Gomidas var tabii de olduğu gibi. Sonrasında 21 Şubat tarihi geldi. 21 Şubat tarihi UNESCO'nun belirlediği bir tarih. Dünya Ana Dili Günü. Ana Dil Günü değil de Ana Dili Günü. Bu ikisinin ayrımı da çok hoş yapıldı gene bizim televizyonumuzdaki bir programda. Ana Dil ve Ana Dili arasındaki ince ayrım, tek bir harfin farklılaştırdığı anlam üzerinden. Türkiye bir yandan pek çok dilin konuşulduğu bir coğrafya olduğu halde, öbür yandan da pek çok dilin öldüğü bir coğrafya olma özelliğini taşıyor. Şu anda UNESCO'nun genel raporlarına göre Hemşince, Lazca, Pontus Rumcası ve Batı Ermenicesi ölmeye yüz tutmuş olan diller arasında sayılıyor bu coğrafyada. Halen konuşulan ama istikbali olmayan, ölmeye mecbur diller. Ölen bir dil var mesela, ben bu dili her defasında biraz hüzünle hatırlıyorum. O da Ubıhça. Ubıh bir Çerkez boyuydu, Ubıhlar. Özgün bir dilleri vardı ve Ubıhça konuşan son insan öldü diye kayıtlara geçti. Bu çok çarpıcı bir şey. Bir sürü dili kimle nasıl konuşuyordu acaba son insan olduğuna göre? Ubıhçayı dili konuşabilen, anlayabilen, evet belki de Ubıhçayla kimseyle iletişim kuramayan ama bu dile hakim olan son insan diyerek anmak gerekir. Ubıhça bilen, Ubıhça konuşabilen son insan. Yani yaşadığımız zaman diliminde 15-20 sene önce hayata gözlerini yumdu. Böyle bir tarih düşmek çok kolay değildir. Yani son Sümerceyi kim konuştu diye bir tarih yoktur, değil mi? Tabii. Son Hititçeyi kim konuştu? Tabii. Biz bugün Hititçeyi de Sümerceyi de o kil tabletleri okuyarak, deşifre ederek anlayabiliyoruz ama bu dili, kendi dili olarak konuşan son adam kimdi bilmiyoruz. Günümüz teknolojisi bize son ıbıhça konuşan adamın adını, soyadını, ölüm tarihini not etme bu imkanı veriyor. Bu lisanlar arasında Lazca ya da Pontusça da girebilir. Evet. O da yavaş yavaş kaybolma düzeyine girdi, eğik düzeyine girdi ama Lazlar çok inatçı adamlardır. Dolayısıyla Karadenizliler kolay kolay vazgeçemiyorlar.
aralarında hala konuşuyorlar. Bir de ben hayret ettiğim, işte Patrik Hazretleri ile şeye gitmiştik, Sumela Manastırı'na, Yunanistan'dan pek çok Pontuslu, eski Pontuslu Rumlar gelmişti. Onlar Yunan versiyonunu konuşuyor. Türkiye'deki bazı köylerde de Lazcası konuşuluyor. Ama ikisi birbirini gayet güzel anlıyor. Anlıyorlar. Demek ki yani kardeş lisan olduğu belli, aynı kökenden geldiği belli. Ama bu sene bu dil bayramı olarak da anılabilecek olan 21 Şubat Türkiye'de bir kez daha yasaklarla geçti. Özellikle 21 Şubat en çok da politik sebeplerden ötürü Diyarbakır'da çok etkin oluyor. Ben geçmişte birden fazla kereler 21 Şubat etkinliği için Diyarbakır'da bulunmuştum. Kurdiler'in falan düzenlediği panellerde konuşmacılık yapmıştım. Şimdilerde artık hem bu paneller çok daha seyrekleşti, hem de yapılmak istenen açıklamalara bile sokakları, parkları, kamusal alanı yasaklayan bir polis baskısı altında geçti. Son yıllara geçti. Kadar, geçen sene değil, evvelsi seneye kadar bu 21 Şubat'ta üniversitelerden herhangi birini davet edilirdim. Ana dili konusunda öğrencilerle konuşmak üzere ve çok güzel sohbetler olurdu. Hatta biraz evvel ana dil, ana dili farkı dedin ya, onu benim şöyle anlatırım. Ana dili çocuğun daha doğmadan önce duyduğu, dil. Duyduğu dildir. Ve onu taşıyan annesi o çocuk hakkında konuşurken çok tatlı bir biçimde konuşur. Sesi yumuşaktır. Sevecendir. Sevecendir. Dolayısıyla çocuğun kulağı bununla dolar. Dolayısıyla bu çocuğun bu dili öğrenmesini engellemek, yani politik bir tecavi, tek tipleştirme arzusundaki siyasi yaklaşım, herkesin kendi dilini bırakmasını ve egemen yani bir dile biat etmesini istedi. Soykırımına ilk adım. Tabii ki. Egemen dile biat etmesi, bunun içinde kendi dilinden vazgeçmesi. Bu sistematik olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bir politika olarak benimsendi, uygulandı. Biz çocukken zannederdik ki vatandaş Türkçe konuşup bana söylüyorlar. Yok yok, herkese söylemişler. Farklı bir dili olan herkese söylemişler. Biz bunu bugün biliyoruz. Bugün bunu bilmemizin sebebi de Kürt Özgürlük Hareketi'dir. Eğer Kürt Özgürlük Hareketi ortaya çıkıp da ana dili tartışmasını açmasaydı, ne Çerkezler Çerkezce'yi unuttuklarını farkına varacaklardı, ne Lazlar Lazca'yı unuttuklarını farkına varacaklardı, ne de hemşindiler. Çünkü bunun zaten bir değer olmadığına ikna etmişlerdi bütün toplumları. Ama Kürtlerin bu konudaki ısrarı öbürlerinde de belli bir duyarlılık yarattı. Toplumlarına göre daha küçük bir grup bu konuda bir şeyler aramaya başladı. Biz niye unutuyoruz dilimizi? Biz niye çocuklarımıza kendi dilimizde isimler koyamıyoruz diye sorgulamaya başladı. Bunu yaparken de en büyük tepkiyi gene kendi gruplarından aldılar. Kimi Çerkezler? Bunu soran Çerkezlere dediler ki sen de mi bölücü oldun? Veya Lazlara dediler ki sen de mi bölücülük yapacaksın? Yani ana dilimi bilmek istiyorum demek bölücülük diye yaftalandı Türkiye'de. Oysa milli birlikleri en yoğun, en sıkı fıkı olan ülkelerden biri İsviçre. Dört tane ana dili orada var. Orada dört tane ana lisan var. Dört tane resmi dil var. Gayet güzel. Evet. Birbirleri Mikhail abi, süremizi bitirdik. Sadece son bir anmak istediğim bir şey var. Gene 21 Şubat'la ilintili. Aynı 21 Şubat tarihi Adıyaman'da doğmuş, insanlık tarihine Fransız Direniş Hareketi'ndeki rolüyle adını öğretmiş bir devrimcinin ölüm yıl dönümü. 21 Şubat 1944 tarihinde Misak Manuşyan ve onun tamamı Fransız olmayan, göçmen, mülteci olan, Yahudi asıllı, Polonya asıllı, Romanya'dan gelmiş, şuradan buradan gelmiş yoldaşlarının hep birlikte Paris'te Naziler tarafından kurşuna dizildikleri tarih. Bu Adıyamanlı devrimciyi, Misak Manuşyan'ı da
anarak, 21 Şubat onun da ölüm yıl dönümüydü diyerek bu haftaki programımızı bitirebilir miyiz abi? Bitirebiliriz. Peki. O zaman son cümleyi sen söyle ekranlara. Ne diyeyim? Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz, sabrınıza maşallah. İnşallah böyle devam edersiniz. Biz de haftaya gene burada haftaya oluruz. Haftaya tekrar burada oluruz. Ama bu arada düşünün, taşının seçimlerde ne yapacağınızı iyice kafanızda hazırlayın. Böyle efendim. Haftaya görüşmek üzere.